Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, Türkiye-Suriye barışmak için masaya oturuyor. Suriye devletinden dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna dönüşü uçakta yaptığı Suriye Devleti ile ilgili açıklamalar gündemde yerini korurken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinmiş Suriye Halk Meclisi eski milletvekili Şerif, son dönemlerde iki ülkenin ilişkisini değerlendirirken, Ankara-Şam yönetimleri arasında diyaloğun yeniden başlayabilmesi için ilk şartını açıkladı. Suriye Devlet Başkanı Esad'a yakınlığıyla bilinmiş bu milletvekili, ülkesinin Ankara yönetimiyle beraber ilişkilerine son dönemlerde yapılan açıklamalara değindi. Rudava konuşan Şerif, Ankara ile Şam yönetimleri arasında diplomatik görüşmelerin başlamasından önce zemin hazırlanması gerektiğini vurgularken, Suriye yönetiminin tek şartının şu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 gün öncesinde Ukrayna dönüşünde yaptığı açıklamasında devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog, diplomasi kesilip atılamaz diyerek diyalog sinyalini güçlendirmişti. Esad yönetiminden bir kişi bugün itibarıyla yaptığı açıklamasında Türkiye ile beraber diplomatik görüşmelere değinirken diyalog için ilk şartın Türkiye kuvvetlerinin Suriye'den çıkması olduğunu söyledi. Konuyla alakalı açıklamalar yapan Şerif, Türkiye bir an evvel Suriye topraklarının tamamından çıkmalıdır. Bu diyalog yolu açılabilmesi amacıyla çok önemli bir adımdır. Türk kuvvetleri İdlib'den Suriye'nin diğer bölgelerinden tamamından çekilmelidir ki görüşmeler başlayabilsin şeklinde konuştu. Şerif ayrıca iki taraf arasında hali hazırda görüşmelerin olup olmadığı sorusuna ilişkin iki taraf arasında Suriye Dışişleri Bakanı ile beraber Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu arasında bağlantısızlar toplantısında yapılan görüşme dışında herhangi bir görüşme olmadı şeklinde bir açıklama yaptı. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda buluşmak ümidiyle.